Tahmin ediyorum. Ama o tahmin ettiğiniz şey bende yok. Kanser değilim. Bir başka hikayem var. Ama önce biraz kendimden bahsetmek istiyorum size. Biraz başa alalım konuyu. Ben nasıl bir çocuktum, nasıl bir hayat yaşadım. Sonra konuma gireceğim. Ben Aslı, Ankaralıyım. Annem emekli öğretmen, babam emekli bir bürokrat. Bir ablam var, bir de çok yeni kocam var. Ben küçükken çok tuttuğunu koparan bir kızdım. Yani böyle her istediğimi yaptım. Hatta biraz örnek vereyim. Ben daha 4-5 yaşlarında okuma yazmam yok. Asla hiçbir şekilde bir şeyi bilmiyorum. Ablam Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yarı zaman şan bölümünde okuyordu. O her derse girdiğinde ben arkasından ağlıyordum. Ben de gireceğim, beni de alsınlar bu derse diye. Sonunda ablamın öğretmenleri daha fazla benim bu acıma dayanamadılar. Ve benim sadece şarkı söylenecek, yani artık o notu okunmayacak bölüme girmeme izin verdiler. Hatta biraz daha ileri gittiler. Benim final konserine de çıkmamı sağladılar. Çok mutluyum, şarkı söylüyorum. Düşünün, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, dönem konseri, herkes konservatuarlı. Ortada bir bit var, o da benim. Azmimin zaferi diyebiliriz. Zaten o dakikadan sonra çok da sahneden doğru düzgün beni kimse indiremedi. Bunun hemen arkasından TRT Ankara Radyosu Çok Ses Çocuk Korosu'na gittim. Orada zaten 5 yıl sürüyor orası. Ses telleriniz yavaştan böyle ergenliğe girdiğinizde kısılmasın diye sizi erken yaşta emekli ediyorlar. Böylece ilk emekliliğimi almış oldum. Oradan ayrılırken öğretmenlerim demiş ki anneme babama, ay bu kız çok hareketli. Onu gidin buz patene mi yazdırıyorsunuz, dansa mı yazdırıyorsunuz, bir enerjisini alsın demişler. Annemler de sağ olsunlar, hiç kırmamışlar benim öğretmenlerimi, onların sözünü dinlemişler ve benim 16 yıllık dans maceramı başlattılar. Çok güzel bir dans hayatım oldu. Dünyayı gezdim ben. 7 kıtada, gerçekten 7 kıtada temsil yaptım. Barış Manço'nun Kara Sevda'yı söylediği salonu hatırlarsınız, herkesin bayrak salladığı. Ben o salonda Japon Prensi'ne karşı dans ettim. Eyfel Kulesi'nin altında bütün bir neredeyse Fransa'ya dans ettim. 7 kıtayı gezdim. 16 yıllık dans maceramda inanılmaz anılar biriktirdim. Son üniversitenin son dönemine doğru bir başka hayalim olan bir şey daha oldu ve beni Anadolu Ateşi'ne davet ettiler. Böylece İstanbul maceram başlamış oldu. Anadolu Ateşi'nden sonra artık yönümü başka bir yere döndürmeye karar verdim. Bu sefer başka bir hedefim vardı. O da kurumsal bir firmaya girip kurumsal iletişim departmanına girmekti. Babamın bir lafı vardır. Bu hayatta neyi yapmak istiyorsan yap ama yapabileceğinin en iyisini yap diye. Ben de bunu düstur edindim. Ve işi mutfağında öğreneyim diye daha önce üniversitedeyken yarı zamanlı çalıştığım bir ajansa tam zamanlı işe girdim. Çünkü işi mutfağını öğrenip orada kurumsal hayata adım atmak istiyordum. Ajans tarafı biraz yoğun geçer. Böyle streslidir, geceniz gündüzünüz olmaz. Hatta hafta sonlarınız hiçbir şekilde bir şeyiniz olmaz. Yani biraz streslidir. Bunları niye anlatıyorum ben size? Şimdi diyeceksiniz ki bu kız bize bunları niye anlatıyor? Çünkü o çok istediğim kurumsal firmanın iş görüşmesine gireceğim dönemde bir sabah uyandım. Saçlarımı topladım. Saçlarımın bir bölümü yoktu. Önce anlamadım. Aynaya gittim. Bakmaya çalıştım. Göremedim de çünkü arka tarafta koca bir bölüm yoktu. Ajansa gittim. Ajanstaki arkadaşlarıma gösterdim. Böyle derin bir sessizlik, aynı bu salon gibi. Dedim ki bir sıkıntı var. Ama o kadar stresli bir dönemden geçiyorduk ki işler çok yoğundu. Ben kesin stresli olduğunu düşünüyorum. Zaten herkes de böyle ay çok stresliydi falan diyor. Yalnız ben daha sonra birazcık daha saçlarımı kaybettim. Sonra kaşlarım, kirpiklerim derken bütün vücudum gitti. Hastalığımın adı alopesi, alopesi universalis. Bu bir bağışıklık sistemi hastalığı. Benim bağışıklık sistemim saçlarıma virüs zannediyor ve döküyor. O, tabii bu bağışıklık sistemim oyunu benim hayatımı dönülmez bir noktaya soktu. O çok istediğim iş görüşmesine girerken kafa derimde böyle garip garip boşluklar vardı ve ben onları kimse görmesin, kimse benim saçsız olduğumu, yani norm dışı olduğumu görmesinler diye karbonla boyayarak girdim iş görüşmesine. Doktorların bana o kortizon tedavisinde artık hastaneye yatmam gerektiğini söylediği dönemde işe alındım. Çok güzel bir haber gibi gözüküyor. Çünkü o istediğim işi yapacağım. Ama benim için çok korkunç bir haberdi. Çünkü kel bir kadın niye işe alsınlar diye düşünüyordum. İşe alındım. Kesin kovulacağım diyorum. Gittim kendime bir önceki işimden kalan maaşımın bir bölümüyle bir peruk aldım. Gerçek saçtan. Her sabah kalkıyorum.
İşe gitmeden önce böyle üniformamı giyinir gibi peruğumu takıyorum. Sonra akşam işten çıkınca Levent metrosunda ATM'lerin orada ücra köşeler olur. Ben o ücra köşelerin hepsini biliyordum. Çünkü Süpermen gibi kafamdaki peruğu çıkarıp öyle eve devam ediyordum. O dönem beni erkek arkadaşım tabii ki hemen terk etti. Bana sürekli bakan, sürekli benimle kendini içselleştiren, beni sorgulayan insanlarla yüz yüze kalmak zorunda kaldım. Tabii ki beni kanser sanıp, kaçıncı evredesin diyen bir sürü insana da cevap vermek durumunda kaldım. Tabii bunlar kötü tarafları ama bunların iyi tarafları da var. Mesela siz büyük ihtimalle 10 dakikada falan duş alıyorsunuzdur. Ben dünyayı koruyorum. 3 dakikada duş alabiliyorum. Şampuanlar, rimeller, ağdalar, bunların hiçbiri bende yok. Sıfır masraf. Hani kalabalıklarda böyle etrafa girersiniz. Çok tanıdıktır o sima ama bir türlü ismini bilemezsiniz. Hah, işte o benim. O semi-ünlü kişi benim. Herkes ünlülerle fotoğraf çektirmek ister. Ünlüler benimle çekilmek istiyor. Gerçekten buna inanamazsınız. Kimler benimle fotoğraf çekildi. Ve bence şu anki en iyisi, en iyi bölüm. Herkes bana metroda yer veriyor. Bu toplumda kadın olmak zor. Çünkü kadın dediğin bakımlı olacak, kadın dediğin sırma saçlı olacak, kadın dediğin psikolojisi bozulduğunda gidip kuaförde saçını kestirecek. Bakım ürünlerinin birçoğu benim kapsama alanım dışında. Ağdalar, lazer seansları, epilasyon ürünleri, bunların hiçbiri bende yok. Yani toplumun bir şekilde kadından beklediği şeyleri ben topluma veremiyorum. Beni dışlayacak mısınız peki? Ben de işte beni dışlayacağınızı düşünüyorum o psikolojiyle. Bir yandan işime böyle sıkı sıkı tutunuyorum. Bir yandan da her gece evde kendimle yüzleşiyorum. Benim evim nelere şahit olduğu bilseniz. Ben aynalar parçaladım. Ben bu hale nasıl geldim krizleri yaşadım. Gece eski sevgilimi arar gibi ablamı arayıp ve en yakın arkadaşım, ikisi de buradalar, onları arayıp ben vazgeçtim bu hayattan dediğim konuşmalar yaptım. Çok fazla doktora gittim. Çok fazla tedavi yöntemi denedim. Hatta tedavi olmayan yöntemler de denedim. Bunun okumakla alakası yok arkadaşlar. Çaresizlik böyle bir şey. Hatta bir tanesini size söyleyeyim. Kafanızın derisine böyle tuz ruhu gibi bir solüsyon sürüyorsunuz. Ve bulaşık süngerinin o yeşil bölümüyle kafanızı zımparalıyorsunuz. Ben bunu yaptım. Hem de haftada 3 kere yaptım. Neden? Güzel olayım diye. Ya yani o dışarıda gidip de kel olduğu için utanan, yürüyemeyen ben o seanslar sonrası soyulmuş domates gibi gezmeye utanmıyordum. Bu seansların olduğu dönemde böyle yanımda 6-7 yaşlarında bir kız çocuğu var. O da benimle aynı salonda aynı işkenceye maruz kalıyor. Göz göze geldik. Ben o gün daha fazla dayanamayacağımı anlamıştım. Tek bir çarem kalmıştı. Kabul etmek. Kabul edince her şey değişti. Çünkü nasıl geri dönebilirsin diye düşünüyorsun. Aynaları parçalıyorsun, eski fotoğraflarına bakıyorsun, ablanı, en yakın arkadaşını arıyorsun, geri dönemiyorsun. O zaman kabul edeceksin. Ama burada önemli bir ayrıntı var. Kabul, boyun eğmek değil. Kabul, olanı olduğu gibi görmek eylemi. Yani kararlarını, yargılarını, her şeyi bir kenara bırakıp gerçekle yüzleşebilmektir kabul. Zaten böyle baktığınızda boyun eğmek olmuyor. Bu farklı bir eylem oluyor, bir devrim oluyor demişti bir arkadaşım. Ben de ilk eylemimi bir etkinliğimizde aldım. Sarah Brightman konserine sponsorduk. Ve arkasında, Sarah Brightman'ın arkasında çalacak müzisyen arkadaşlarım var. Benim de onları tabii hepsini tanıyorum ama o güne kadar sosyal medyada tek bir pozum bile yok. Çünkü kendimden çok utandığım için hiçbir şekilde kendimi paylaşmıyordum. Onların da beni böyle görmesini çok istemiyordum. Ömür boyunca dik durdum ben. O peruğun altındaki güçsüz Aslı'yı kimseye göstermek istemedim. Ve o gün dedim ki ben kendimle yüzleşeceğim. Herkesle de yüzleşeceğim bu akşam. Çok korkuyordum. Ama insanlar içeriye girdiklerinde ben kapıda peruksuz bekliyordum. Çok korkmuştum. Beni kovacaklarını düşünüyordum. Tabii ki kovmadılar. Hatta o kadar güzel bana destek oldular. O kadar çok sarıldılar ki ben dalga dalga büyüdüm. O kadar özgüvenim yerime geldi ki size anlatamam. Sosyal medyada hemen fotoğraflarımı paylaşmaya başlamıştım. İlk postumun ardından bir anneden mesaj aldım. Bu annenin 8 yaşında bir oğlu varmış, benimle aynı hastalığa sahip.
Ve ona her akşam hikaye okuduktan sonra benim fotoğraflarımı gösteriyormuş. Hatta bu güzel çocuk akşamları bazen hikaye yerine direkt o kel ablayı göster bana diyormuş. Bu biraz bana annemle babamı hatırlattı. Annemle babam bütün bunlar benim başıma geldiğinde bana bir kere bile olsun demediler. Olsun, böyle de güzelsin asla demediler. Onlar hep çok güzel oldun, her şey daha güzel olacak ve hep senin yanında izlediler. Teşekkür ediyorum kendilerine. O anneden sonra ben dedim ki bunu paylaşacağım. Çünkü biliyordum ki benim gibi olan ve bu toplumda kendini bir şekilde saklayan, gizleyen bir sürü insan vardı. Ve onlar da aslında kabul ederse bir şekilde dışarıya rahatlıkla çıkabileceklerdi. Uzun yıllar Afife Tiyatro Ödülleri'nin yürütücülüğünü yaptım. Bu ödüller sayesinde tanıştığım bir arkadaşımla ilk röportajımı verdim. Bunun arkasından daha da ilginç mesajlar gelmeye başladı bana. Mesela Erzurum'da saçlarını koparma hastalığına yakalanmış birisi bana mesaj attı. Ona doktorlarının, arkadaşlarının, hatta ailesinin bile vermediği motivasyonu vermişim. Benim bütün bu röportajımın fotoğraflarını kesip duvarına asmış. Bana onların fotoğraflarını yolladı. Yıllardır peruğunu çıkarmayan insanlar peruklarını çıkarmışlar ve herkes bir şekilde benimle tanışabilmek için gün saydığını söyledi. Tabii ki bir kadın olarak kafamı kurcalayan bir sürü soru daha vardı. Mesela biri bana bir daha aşık olabilecek miydi? Bir gün gerçekten bir çocuğum olursa benim yüzümden kendini eksik hissedebilecek miydi? Bunlar benim yeğenlerim, Alin ve Ata. Ben küçükken annemin saçlarıyla oynayarak uyurdum. Alin Mercan da aynı benim gibi annesinin saçlarıyla oynayarak uyuyor. Alin yalnızca benimle hiç saça ihtiyaç duymuyor. Buraya koyuyor kafasını. Biz birlikte rahat rahat uyuyabiliyoruz. Bir de onlar küçükken sokakta gördükleri her kel adama teyze diyorlardı. Pandemi hepimizin hayatını çok bir şey değiştirdi. Özellikle benim gibi Yalnızlar Kulübü'nde alternatif böyle yerler keşfetmeye sağladı. Artık en son yalnızlıktan evde çaydanlığımla konuşmaya başladığım zaman dedim ki ben evde daha fazla kalamayacağım. Benim bir şeyler yapmam lazım, bir yerlere gitmem lazım. Uzun zamandır da yelken sporuyla uğraşıyorum. Dedim ki ben teknede yaşayayım. Sonra tabii ki öyle beyaz yakalıysan rahat rahat gidip teknede yaşayamıyorsun. Ben de yönümü İstanbul marinalarında sahiplerinin teknelerine çok da gitmediği teknelere çevirdim. Onlara dedim ki marina kirası böyle 12, bunun kirasını vereceğim. Ve aynı sizin kadar iyi bakacağımın teminatını veriyorum. Tabii ki Türkiye'de böyle bir şey olmadığı için herkes öncelikle normal olarak deli dedi bana. Ama 7. gününde bu arada size anlatamam. Yani ben yelken camiasını tanıdık tanımadık 7 cihana haber saldım bunu. 7. gün bana haber geldi. Güzel haber. Birisi bana teknesini vermeyi kabul etti. Çok güzel. Ben artık marina hayatıma başlamış oldum. Tabii pandemi koşulları, bir yandan kapamalar var. Dolayısıyla marinada yalnızca ben, tekneler ve martılar var. Bir noktadan sonra benim çaydanlığımın yerini vinç kol almaya başladı ve ben onu trip atmaya başladığımı fark ettim. Tam öyle bir anda birkaç yan teknede sesler duydum. Bir cuma akşamı. İnsan. Koşarak gittim yanlarına. Ben de sizinle bu akşam eğlenebilir miyim dedim. Sağ olsunlar hemen beni davet ettiler. Çok tatlılar. Ama o akşam o kadar soğuktu ki hava. Onların dışarıda oturduğunu da gördüm. Bir şekilde yani teknedeki yatağım daha güzel geldi bana. Sıcak sıcak. Ben gidemedim yanlarına ve uyudum. Gözümü bir açtım gece. O şen kahkahalar devam ediyor. Ben de öyle bir ruh halindeyim ki bir yandan diyorum ki keşke ben de gitseydim. Biz de eğlenebilirdik. Bir yandan diyorum ki ne kadar terbiyesizler ya. Marina'da insan var. Azıcık biraz daha saygı olsun diyorum. Tam böyle gelgitli ruh halimdeyim. Sabah kalktım. Tekneyi yıkıyorum. O şen kahkahanın sahibi beni kahve içmeye davet etti. Kendisiyle o günden bugüne son 2 aydır da aynı soyadla kahve içmeye devam ediyoruz.
Eşim Cihangir, reklam filmi yönetmeni. Onun engin yönetmenlik tecrübelerinden yararlanarak biz marina hayatımızı hafif tiye alan videolar çekmeye başlamıştık. Ta ki Nisan 2022'de Oscar töreninde Will Smith o Chris Rock'a tokatı atana kadar. Chris Rock'ın aslında o esprisi belki herkese komik gelmiş olabilir ama oradaki sıkıntı şuydu. Will Smith'in karısı benimle aynı hastalığa sahip ve o kabullenme sürecine henüz geçmemişler. Ama benim için daha kötü olan ve beni üzen tarafı şuydu. Bir insan sevdiği için böyle bir şiddete yani birilerini maruz bırakır mıydı ona çok emin değilim. Ve ben hakikaten beynimden vurulmuşa döndüm o anı görünce. Üstelik hani ben hep iyi tarafını anlatmaya çalışıyorum bu hastalığın. Birileri dünyaya o kadar kötü bir şekilde tanıttı ki bu hastalığı. Böyle kahroldum. Ve o gün birçok arkadaşımdan mesaj aldım. Telefon açtılar bana. Dediler ki bir şey yapmayacak mıyız? Benim gibi aynı hastalığa sahip olan, kızı olan bir arkadaşım var, Ela Başak Atakan. Onunla beraber sürekli telefonda konuşuyoruz, ne yapalım, ne yapalım. Ben dedim ki ben bir post atacağım. Cihangir'i yazacağım üstüne, altına da diyeceğim ki aslında sevgi böyle bir şey değildir. Cihangir dedi ki, gel bu duygularını bir videoya çekelim ve sen gerçekten ne hissettiğini anlat. Çok iyi fikir. Akşam Ela, Cihangir, sevgili Selim Kemahlı ve Ayşe Bali, biz hep beraber, yani reklam dünyasının Şampiyonlar Ligi ve ben, biz hep beraber bir masada oturduk. Ben onlara böyle kelliğin ne kadar kolay olduğunu anlatmaya çalıştım. Böyle bir konuşma yapıyorum. Dediler ki hemen bir film çekelim. Ertesi gün set, ertesi gün montaj, üçüncü gün film yayında. Filmimizin adı Olduğun Gibisin. Bu toplumda kendini öteki hisseden herkesin filmi olsun istedik ve bu bir farkındalık hareketi olsun istedik. Tabii ben bir sosyal medyada bunu paylaşınca annem, babam, dayım, amcam falan derken bir anda Yekta Kopan, Ece Dizdar, Ezgi Mola, Gülse Birsel derken Ayşe Arman, biz 41.6 milyon izlemeyle Türkiye'nin yarısına ulaşmışız. Reklam camiasının Oscar'ları sayılan Kristal Elma ve Felis'te de ödüle layık görülerek büyük bütçeli reklam dünyasında sivil bir inisiyatifin sıfır bütçe ve sadece sevgiyle yapılmış bir filmin de ödül aldığına layık gördük. Ve bu yüzden de herkese çok müteşekkiriz, sağ olsunlar bizi değerlendirdikleri için. Son öbürünü de görün de ondan sonra kapatayım. Kapatırken ben bu hayatta ne istediysem oldu. Bu TED konuşmasını yapmak da benim en büyük hayallerimden biriydi. Şimdi huzurlarınızda bu hayalimi bir tık öteye taşımak istiyorum. Çünkü konuşmanın başında da söylediğim gibi tuttuğunu koparan aslı, belki bunun filmi falan çekilir. Burada hepinize kanıt olsun. Bir ayrıcalığı, bir farklılığı, hastalığı olsun olmasın, bu toplumda kendini öteki hisseden herkesin nasıl söylemek istediğim bir şey var. Hiçbirimiz birbirimizden farklı değiliz. Bugün benim başıma gelen, yarın sizin de başınıza gelebilir. Eğer farklı göründüğü için birisine acıyarak baktığınızı yakalarsanız kendinizi, lütfen kendinize bir sorun. Neticede bu bir insan hikayesi. Belki o kadar uzak bir hikaye de değil, belki sandığınız kadar felaket haberi de değil. Farklı gördüğünüz herkesin hatırı var üzerimizde. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.